Gel. Şampiyonluk yarışı için konuşmak çok erken çünkü ben kendi adıma bunu söyleyebilirim. Çok uzun zaman önce 8 puan geriden, 9 puan geriden geldiğimizi hatırlıyorum ve şampiyon olduğumuzu hatırlıyorum. O yüzden şu an şampiyonluk için kim düştü, kim kalktı, kim havlu attı onlar yanlış tabir olur. Bu sezon sonuna kadar bu mücadelemiz devam edeceğiz. Çünkü her hafta güzel oyunu bu maçta taçlandırdığımızı düşünüyorum. O yüzden söylenecek de fazla bir şey yok. Güzel bir galibiyet oldu. Herkese tebrikler. Fazla büyütmeye gerek yok. Önemli olan burada takım olarak oynanması gereken gibi bir oyun oynamamız ve 2-0 gibi güzel bir skor almamız. Tüm Fenerbahçe taraftarına armağan olsun ama başta bu hafta içi bir sağlık problemi yaşayan hocamıza ben armağan etmek istiyorum. Çünkü onun bize vermiş olduğu destek, onun bu şartlar altında sahaya çıkması bize çok büyük bir güven verdi. Ben başta hocamız olmak üzere tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Devamında da Galatasaray maçlarının her zaman beklentisi, o maça hazırlanmak hem taraftar anlamında hem futbolcu anlamında çok büyük bir heyecandır. Bugün bu heyecanı hep beraber yaşadık ve galip geldik. Tüm Fenerbahçe taraftarı bu güzelliği yaşamayı hak etti. Hepsini de tebrik ediyorum. Böyle bir şey var. Biz zaten kendi sahamızda oynadığımız hiçbir maçta karşı taraftan bir şey olmadığı takdirde biz yoldan çıkmıyoruz. Bugün Galatasaraylı arkadaşları da ben centilmenlik anlamında tebrik ediyorum. Kendi takımımda galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Zaten olması gereken, derbilerde olması gereken, görünmesi gereken olaylar bunlardı. O yüzden de her iki takımı da hem centilmenlik anlamında hem de oynadığı mücadele anlamında tebrik etmek gerekiyor.